Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Şu vantilatörü şöyle kapatayım da. Vantilatörü çalıştırıyordum arkadaşlar, ışığı da yaktım içeri karanlık diye. Aslında karanlık değil de biraz fark ediyor tabii ki. Şöyle. Renk olarak şey yapıyor, bunu şey yapınca açınca biraz daha değişik oluyor rengi. Bugün biraz temizlik yapacağım arkadaşlar. Temizlik ne zamandan beri ellemiyorduk, en son halıyı kaldırdığımda şey yaptıydım, halıyı da sardım şöyle. Şeyin arkasına koydum, çekyatın arkasına koydum, bunu kışın sereceğim. Kışın iyi oluyor. Niye derseniz, kışın çünkü halı seriyorum. Üstüne saman serdiğim için yarı yeri açıkta kalıyor, yarı yeri kapalı oluyor, olmuyor. Ama o en azından çekyatların altına kadar kapatıyor. Yine üstüne saman sererim, hem temiz kalsın hem de öyle daha iyi oluyor. Onun için halıyı kaldırdım arkadaşlar, saman serdim. Aslında onu yazlık olarak aldıydım ama neyse, kışlık olarak şey yapacağız. Bayağıdan beri ellemediğimiz için şöyle çekyatların altında falan ister istemez toz, kir oluyor. Bir de bizim evde ne kadar temizlik yaparsak yapak arkadaşlar, vallahi ertesi gün yine aynı oluyor. Çünkü geçen sene klima temizleme için eşimin arkadaşı vardı, onu çağırdık. Dedi ki ne abla dedi, böyle aşağı yani çinkolu evde tavanı ahşap yani şey olanda, dedi istediğin kadar temizlik yap dedi, boş dedi. Çünkü dedi görünmüyor dedi, bizim eski evde aynı öyleydi dedi. Şimdi dedi beton eve geçtik dedi, hanım hafta da bir kere temizliyor dedi. Ama normalde böyle çinkolu evlerde ister istemez şöyle mesela göstereyim, tavanın şuralarında açıklık var arkadaşlar mesela. Bak şuralarda açıklık var, ister istemez oralardan toz geliyor. Yani şuralardan zaten tavan ayrı bir şey. Her yerde açıklık var. Şöyle karşılara bakarsanız her yerde açıklık var arkadaşlar. Açıklık olduğundan dolayı ister istemez her yerden bir toz geliyor. Onun için ben de çekyatları çekeceğim. Güzel arkalarını sileceğim. Pencereleri silecektim. Pencereleri ellemeyeceğim. Bugün yağışlı gösteriyor. Onun için yağmurdan da korku yok. Sel felaketi geliyor diyorlar. Ondan da korku yok. Onun için sadece çekyatları çekip, arkalarını süpürüp, çekyatların üstlerini süpürgeyle çekip çekyatlarımı sileceğim. Ama bayrama şöyle bir hafta galasiye sileceğim. Çünkü şimdi silsem yine kirlenir ister istemez. Onun için bayrama yakın sileceğim. Şöyle süpüreceğim arkadaşlar, arkalarını sileceğim. Burada da var, süpürgemi getirdim şuraya koydum. İçini de temizledim. Şöyle bahçeyi de yaprak dün süpürdük. Yine aynı oldu. Çamaşırları serdik. Kilimimi, bunu yeni aldım arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Renk olarak da hoşuma gitti. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Bunu da yeni aldım. Yazlık bunu kullanıyorum. Diğer kilimlerden biraz daha genişçe, daha büyük. Onun için bunu aldım. Zaten serdiğimde de, sererken de gösteririm size. Tavuklar da burada. Şöyle. Bahçede Mustafa onların kümesini temizleyecek. Onun için böyle dışarıya bıraktı. Mustafa! Mustafa! Bunları dışarıya aç da gitsinler oğlum, biraz gitsinler. Gel dışarıya gönder, şuraya şuraya. Yok. Gel öbür tarafa abi. Horozdan haberler. He. Komşunun horozu var, ondan kavga eder diye korkuyor Mustafa. Çocuklar bayağı büyüdüler zaten, onlar kendilerini kurtardı. Hayır, tavşanın da yavrusu böyle büyüseydi çok iyi olacaktı. Ama maalesef tavşanın yavrusundan mahrum kaldık arkadaşlar. Asmanın gölgesi var ama güneş sıcak yakıyor. Hadi gidin bakayım arkaya. Hepsini mi göndereceksin? Atlamazlar mı oğlum arkaya? Atlamazlar mı? Hadi yürü siz de gidin. Bunlar neredeyse cüzdüle doğru gidiyor. Şey oğlum, baban diyor ki ne? Kapı var ya, kapı. Kapıya diyor şey yap diyor. Torba şey yapsın diyor. Torba bağlasın diyor. Bunlar, kapıya. Torba var şurada. Daha kapıya torba bağla oğlum. Şu tavşanları da size göstereyim. Bunlara çok canım sıkıldı. Dün müydü, evvelsi gün müydü kızdım bunlara. Dedim ki ne? Size bir daha dedim marul yaprağı toplamayacağım dedim. Kızdım ona. Dedim sen niye dedim yavrunu dedim öldürüyorsun dedim. Gözümün içine bakıyor öyle. Hiç şey yapmıyor da, tepki de vermiyor. Heh. Yavrular öldü ya, uyuşuk uyuşuk duruyorlar böyle. Öldürdüğümüz yavruları. Sen mi öldürdün, erkek mi öldürdü, anası mı öldürdü bilmiyor ki ne. Yine deşmiş toprağı, yığmış. Kalsın ya, örtmeye gerek yok. Şöyle. Zaten deşmiş gene. Toprağı yığmış buraya. Zar doğurdu mu? Doğurucu mu? Bunlar geri geldi. Ben çağırdım. Duyuyorlar ya.
Bunlar da gideydi oğlum. Vuruyorlar anne bazen. Öbürleri de şey değil mi? Onlar zavallılar. Onlar da oradan çıkmıyorlar. Ha, ondan şimdi çıkar mı? Kapıyı ortaya dolanır. He, çıkart oğlum da. Dolansınlar hayvanlar. Ha, tavuk geri geldi Mustafa herhalde. Kahverengili mi? Bilmiyorum. Cin tavuğuysa orada yatıyordu. Ay Allah'ım, şunun çıktığı yere bakmayın arkadaşlar. Şunun çıktığı yere bir bakın hele. Bizim soğanlar, patatesler burada. Bunun da dolanmadığı yer yok. Yumurtladın mı? Yok. Burada patatesimiz var. Şurada da soğanlarımız var. Açıktı. Heh, yumurtaya bak. Yumurtaya bak. Nerede çıkıyor yumurta? Yumurta nereden çıkıyor? Bu şey, Çin tavuğu yumurtası, ufak böyle. Öbürleri bundan biraz daha büyükçe oluyor. Mustafa bunları bir şey yapıyor, kurk yatarsa diye, ama kurk yatmıyor. Şimdi yatırmayacak, hava sıcak diye. Kışın artık. Biz de olanı zaten kendimiz yok. Bakın sen arkadaşlar, rüzgar esiyor, esinti var zaten yapraklardan da, güneşin şeyinden de bilirsiniz. Esinti var, hem de nasıl esinti var? Yüksek. Ay, bizim asmaya fazla şey yapmıyor. Dışarıda daha güzel esiyor. Esinti var. Şey, olduğu gibi yaprağı evin önüne yiyor ya, böyle kapının ağzına yiyor. Neyse arkadaşlar, ben temizliğime başlayayım. Temizliğimi yapayım. Sizlere video çekemeyeceğim maalesef. Temizliğimi yapayım güzelce. Belki koltukların üstünü süpürürken veyahut da arkasını silerken sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Ben temizliğimi yapayım, bitireyim. Misafirimiz gelecekmiş. Tozları alayım o sırada. Ayağıma terliğimi giyeyim güzelce. İlk önce arkalarını, sonra üstlerini temizleyip güzelce bir de sileceğim. Olacak, bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi koltukları nasıl sileceğiz, zekileri nasıl çıkartacağız onu göstereceğim. Ha? Arkadaşlar çok az bulaşık deterjanı, çok az, böyle bir yemek kaşığı. Sıcak su, şöyle bir tane bulaşık tableti içine atıyorum. Şöyle biraz suyumuz dolsun. Şöyle bir tane bezimiz var, temiz. Onu kullanacağım. Suyumuz biraz dolsun. Bulaşık tabletimiz de hem erimiş olur içinde. Sıcak su doldurayım. Ben böyle kaynar olmasın ama. Bizim burada hava bugün bulutlu olduğu için ben biraz suyum ılık diyebilirim. Yani ılığın biraz sıcağı yani. Öyle diyeyim. Suyum yeterli. Şöyle az da soğuk suyu açayım. Burada sıcak su kalmasın. Şöyle bir çay bardağı mı diyeyim? Yarım çay bardağı da Arap sabunu arkadaşlar. Şöyle. Şundan var ya, Arap sabunu. Sağ olsun, bunu bayağı takipçim almıştı, göndermişti. O şeyde, depremde kardeşimgil burada kaldığında sağ olsun kendisi göndermişti. Onu kullanıyorum ben de. Böyle koltuk temizliklerine iyi oluyor. Şimdi şu anda suyum sıcak arkadaşlar. Suyum sıcak. Bunu ne yapacağız şimdi? Bir şöyle şeyle karıştıralım. Bu kabım zaten mutfakta kullanıyorum ben. Koltuklarım da temiz olduğu için şeye gerek yok. Yani kimse demesin koltuğu sildiğin şeyle mutfakta kullanıyorsun demesin. Şöyle bakayım içinde kalmış mı? Erimiş arkadaşlar. Bakın kalmamış. Şimdi uy, elim yapış yapış oldu. Şimdi arkadaşlar suyuma bezimi batırdım. İçeriye gidelim ve koltuklarımızı silelim. Arkadaşlar ilk önce şu koltuğundan başlayacağım. Bunun şu arka tarafları, şuralar şöyle bayağı bir lekeli. Şu kırletlerimi alayım. Orayı bir sileyim. İlk önce size göstereceğim. Sonra üstünü süpürgeyle çekip güzelce üstünü de şey yapacağım, sileceğim. Göstereceğim size lekelerin nasıl çıktığını. Ben bunu bir yerde gördüm arkadaşlar. Bu bir videoda gördüm. Orada çok etkiliydi. Artık ya kullandığı malzemelerden kaynaklanıyordu ya da kullandığı bezden kaynaklanıyordu, bilmiyorum. Şimdi aynısını ben de deneyeceğim. Ben de yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Hemen şöyle alayım şeyimi. Bezi. Bezimizi sıkalım şöyle. Benim şu üst taraflar pencerenin ağzına geldiğinden çok şey oluyor arkadaşlar. Leke oluyor. Leke olduğu için ben de dedim sileyim dedim. Hem temiz olsun hem koltuklar çok
kirleniyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bir şey değil mi? Vallahi mükemmel. Beze bakın. Kire. Bu üstü çok kirlendiği için ilk önce buraya silmek istedim. Öbür tarafları dedim yine silerim dedim. Şimdi şey olursa Meysa'nın çok şükür sınavı bitti. Bugün bitti sınavı. Onun için artık koltukları evde tablet var. Arap sabunu da var. Sağ olsun takipçimin gönderdiği Arap sabunundan. Kullanırız güzelce su ayarlarız. Mustafa kendi yaptığı çekyatı silsin. Biz de Rümeysa'yla burayı ikisini ben silerim. Birini de Rümeysa'ya sildiririm. Çünkü ben bir yerde bir video gördüm. Kız çocuklarına iş yaptırın diyordu. İş yaptırın ki ne? Annenin babanın mesela yaptığı, kendileri için uğraştığı şeyleri daha iyi öğrensinler ve gittikleri yerde de rezil olmasınlar diye bir video izledim. O gün sadece yemek konusunda bir pilav pişirttirdim. Pilav da zaten biliyor. Biraz yumuşak olmuştu pilav ama. Hatta babası dedi ki ne kızım dedi pilav yumuşak olmuş dedi. Ben de ki ne yumuşak olmuş ama kızım dedim. Bir dahaki seferde suyunu bir tık daha az koyarsın. Daha güzel olur. Daha tane tane olur. Arkadaşlar vallahi gerçekten paylaşılan video doğruymuş. Bakın şu kenarlar falan benimki bayağı bir leke olmuştu. Benimki sobadan da kaynaklanıyor. Soba yaktığımız için sobadan da kaynaklanıyor. Sadece bulaşık tableti, herhangi bir bulaşık tableti fark etmez. Hangisi olursa olsun fark etmez. Onlardan kullanabilirsiniz ve Arap sabunu. Dediğim gibi benim işte evde vardı Arap sabunu. Tablet de zaten kullanıyor. Normalde var. Bulaşık makinesini çalıştırdığımız için. Mesela 25 liralık alışveriş yapana işte bulaşık tableti şu kadar indirimli koya. Alakası yok da işte indirimli olmuş oluyor. Bizde öyle şeylere kanı yok. Alıyor. Mis gibi oldu vallahi. Lekeler, kara kara lekeler çıktı. Şimdi ön tarafını temizleyeceğim arkadaşlar. Ön tarafını güzel ilk önce bir süpürgeyle çekmem lazım. Arka bunun arkasını sildim. Temiz bunun arkası. Bunu yiteleyeceğim. Ondan sonra çekyatı açıp ön yüzünü de sileceğim arkadaşlar. Gerçekten de fark etti. Siz de belki fark ettiniz. Şöyle bakın. Tertemiz oldu. Bakın. Rengi bile açıldı. Bir ön tarafa bakın. Bir de oraya bakın. Şimdi ön tarafını da silelim arkadaşlar. Arkadaşlar üstünü sildim. Tripodumu da biraz aşağı indirdim. Şu kenarda sileceğim. Şuradan. Bezini alayım hemen yine. Suyun da renginden belli oluyor zaten. Şu kenar. Genelde buralar çok kirleniyor. Çünkü ben bu koltuklara yapıldığında arkadaşlar dedik ne adama dedik ne getiren adam eşim arkadaşı yaptı zaten adam dedik ne abla dedi şey yapma dedi hani bunu böyle işte bastırarak silmeye gerek yok sadece dedi bezi ıslat temizlik malzemesi ne kullanacaksan al dedi bezi dedi sürt dedi kendiliğinden dedi şey yapar temizlenir dedi tabi o zamandan beri biz koltuk öyle normal şey yaptık hani sildik ama kirlenince şey yapıyorduk siliyorduk. Ama şimdi epeyden beri ister istemez boya yapıldı, şey yapıldı. O zaman sildim evi yerleştirirken ama ister istemez yine de kirleniyor arkadaşlar. Lekeler bile çıktı. Bakın.
Bez'e bakın arkadaşlar. Bez nasıldı? Ne hale geldi? Bez turuncu da videoda da sarı gözüküyor. Suya bakın. Suyun rengine bakın. İster istemez işte böyle koltuklarımız kirleniyor, leke oluyor. Temizlemek gerekiyor. Benim o ikisi değil de arkadaşlar, şu sadece. Şu benim oturduğum yani. Şu taraftaki koltuk çok kirli. Niye derseniz, ona o zaman zamanında şey döküldüydü. İs damladıydı kenarından, şeyden. Ne onun adı? Sobanın şeyinden, borusundan is damladıydı. Ondan öyle leke oldu. O lekede o zaman tabii böyle yöntemi bilmiyordum. Çıkmadı. Onun için öyle lekeli kaldı. Artık bundan sonra da geri sildiğimizde çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ya halı yıkama makinesiyle deneyeceğiz. Hava sıcak zaten. Akşama kadar bu 100 kere olur. Şöyle güzelce kenarlar. Bu kenarları çok kirleniyor zaten. Kenarları kirlendi mi koltuk daha kirli gözüküyor. Sonra kümesi temizliyor. O da kümesini temizleyeyim dedi. Çocuklar dedi. Şey oldu artık, büyüdüler, kendilerini kurtardılar. Kümesi temizlesin de bari. Bitmit olursa en azından şey olur. Gider. Temizlediğine ilaç sıkar. Bitmiti varsa gider. O temizleyen adam arkadaşlar. Koltukları temizleyen adam. Adam da benim izlediğim. Videosunu çekmiş. Öyle tesadüfen karşıma çıktı. Ondan sonra o şey yapıyordu böyle. Şu nasıl life benziyor. Soğan torbası, sabun torbasına benziyor. Öyle bir şeyle sildi o. Ama böyle silen yeri, bir de silmeyen yeri gösteriyor. Silen yere bak tertemiz. Silinmeyen yere bak kapkara. Alabula lekeli. Koltuk yıkama için çağırıyor arkadaşlarım. Parayla çok var burada koltuk yıkama. Fark ediyorsunuz arkadaşlar. Silinen ve silinmeyen yerler. Bakın burayı da sildim kenarını. Şöyle göstereyim. Şimdi burası kaldı arkadaşlar. Burayı da şöyle koltuğu şeyi biraz, tripodu biraz daha indirmem gerekiyor. Arkadaşlar temizledim, bitirdim. Ben de bittim. Gımıldar halim kalmadı. Öldüm. Yeni kilimim de böyle arkadaşlar. Zaten videolarda bazen gözükmüş olabilir. Ama tüm olarak böyle görmediydiniz. Şöyle. O ne yaman. Şuradan şöyle göstereyim. Güzelce temizledim, sildim. Koltuğum da arkadaşlar bakın, sizlere şöyle bir örnek göstereyim. Bakın şurası benim sildiğim yer. Bakın burayı sildim ben. Diğer yerleri silmedim. Bakın şöyle bakınca hemen belli ediyor zaten. Bunda bunu silmedim. Bu lekeli değil ama bu nedense böyle alabulu oluyor. Ben de anlamadım. Bunun şeyini çözemedim yani. Bu, bakın bu tertemiz oldu. Bu biraz şeyli olduğu için, kumaş biraz şeyli olduğu için biraz farklı oluyor yani. Alabula oluyor. Şuraları falan tertemiz oldu. Bakın pırıl pırıl oldu. Gerçekten temiz oldu. Gerçekten bulaşık tableti ve neydi öbürü? Ha, Arap sabunu. Arap sabunu da şey yaparsanız, kullanırsanız tertemiz olur. Arkadaşlar benim temizlik videom böyle. Şöyle geriden alayım. Temizlik videom böyle. Bugünlük videom da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.